bol çiçekli günlerden Merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim bugünkü evinizin ziyaretçisi sukulentlerim malum Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış bakımı hakkında size kısaca bilgiler vermek istiyorum kış e, geldiği için sukulentlerimiz nerede konumlandırılır nasıl sulanır onlar hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim Bakımı oldukça kolay olan sukulentlerimiz etli yapraklı kaktüslerdendir. Yapraklarında su tutabilme özelliği vardır. Dediğim gibi bakımı çok kolaydır. Hani çabuk böceklenmez, hastalanmaz. Yani güneşli bir ortama koyun, sıcak bir ortama koyun, kendi haline büyüyen, ne nazı olan, ne niyazı olan bitkilerden biridir bu. Yani gerçekten hepimizin evinde de hemen hemen Birkaç çeşit sukulentimiz mutlaka vardır arkadaşlar. Kışın dediğim gibi iç mekanda da bakabilirsiniz, dış mekanda da bakabilirsiniz. Fakat kış ayında eksilere geldiğinde böyle don çok don olduğu yerlerde iç mekana alırız bitkilerimizi. Fakat iç mekanda bakacak yerimiz yoksa birer poşet giydiririz arkadaşlar sera ortamı yaratırız ve bitkilerimiz böyle sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederler. Kışın bunlar uykuya yatar arkadaşlar. Bu şekilde gelişimlerini durdururlar. Fakat e, hava şartları bu sene malum ılıman geçiyor. Bu yüzden de bitkilerimiz hala dışarıda bizim. Biz Akdeniz bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi hani çoğalmaya bile devam ediyor. Yeni ektiğim havortiyan bu. Yanından bu şekilde yavru verdi. Toprakta arkadaşlar kupkuru gördüğünüz gibi. Hani sık sulama yapmıyorum ben. Köklerinde çürüme olmasın diye. Bu da yeşil bitkisi arkadaşlar. Küçücük bir yapraktı. Bu şekilde çabucak çoğalan bir cins. Bunları da hep yeni ektim arkadaşlar. Bu da sukulent cinsi. Bunlar da inşallah büyüyecekler. Sizlere farklı farklı videolarda çekeceğim bunları da. Evet bu da Sarkaç bir sukulent cinsi arkadaşlar. Çabuk çoğalan, kolay büyüyen bir bitki. Gerçekten gözümüzü, gönlümüzü şenlendiren, çok da güzel görünen bir bitki. Bu da arkadaşlar inci tanesi. Normalde tespih sukulent de deniyor. İnci tanesi. Bu da kolay çoğalan bir bitki. Hani nazlanmadan büyüyen bir e, sarkaç sukulent cinsidir bu da. Çok da güzel görüntüsü var arkadaşlar boncuk boncuk Evet bu da Havortia arkadaşlar Havortia gasteria royal bu da arkadaşlar Bunun da saksı değişimini ben bahar geldiğinde yapacağım bahar ayında yapacağım Genelde bahar ayı geldiğinde bitkilerimizin kökleri kış boyunca uyuduğu için Hem havalandırma yaparız hem de Yeni daha zengin toprakla buluştururuz ki Yazın bize coşsun, çiçekler açsın, daha da güzel olsun diye. Bunlar da bebek sukulentlerim arkadaşlar. Daha önceden bunun nasıl ektiğimi, nasıl suladığımı, nasıl çoğalttığımı videosu kanalımda var. Geriye dönük videolarıma bakarsanız bunu da rahatlıkla görebilirsiniz. Çok kolay çoğalan bir cins bunlar. Gerçekten hem görsel olarak hem bakımı kolay. Görseli de o kadar güzel Hani çoğaltın arkadaşlar çoğaltın sevdiğiniz bütün insanlara hediye edin yani Çiçek gerçekten çok güzel bir hediyedir Gördüğünüz gibi Bu da yeni ektim arkadaşlar kalonjea mamortia. Bu da çok güzel büyüyen bir cins daha yeni ektiğim için Küçük Bu da arkadaşlar yakut kolyesi Kış olduğu için gelişimini durdurdu. Şu an uykuya yattı. Fakat uykuya yatmasına rağmen böyle minik minik çiçekler açmaya devam ediyor. Bir yandan soluyor çiçekleri, bir yandan bu şekilde açmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi yaprakları artık tamamen uykuya geçti. Kışın uyuyacak. Yazınsa tekrar gelişimini devam ettirecek, çoğalacak. Bu da sarkaç bir sukulent cinsi arkadaşlar. Bulunduğu ortama göre renk değiştiriyor. Mesela bir güneşin altında bakıyorsanız renkleri daha farklı oluyor. Gölgede baktığınız yerlerin renkleri daha farklı oluyor. Hani benim yakut kolyesi neden böyle renk oldu diye sorarsanız, bulunduğu ortama göre farklılık gösterebilen bir cinstir. Böyle minik minik de çok da güzel çiçekleri var arkadaşlar. Dediğim gibi benim hani kışım bile çiçek açmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi sukulentlerimizin bakımı çok kolay. Bizi üzmez gübre istemez arkadaşlar. Hani gübre nasıl verebilirsiniz? Ee, evinizde yumurta tuz koymadan yumurta haşladıysanız onun sularından verebilirsiniz içtiğiniz çay artıklarından verebilirsiniz. Hani ikram edin. Veya kahve içiyorsanız onun telvelerini lavaboya dökme yerine çiçeklerinizin dibine sulandırıp bu şekilde dökebilirsiniz. Gerçekten e, fark olur çiçeklerinizde. Daha da sağlıklı olur. Daha kolay köklenmesini sağlar. Hani özel bir gübre alıp vermenize hiç gerek yok. Bu şekilde gelişimlerini gösterir arkadaşlar. Dediğim gibi bakımları kolay, görselleri şahane olan bu bitkilerden sizler de mutlaka edinin yoksa bile. Ben böyle birkaç e, türünü buldum. E, sağ olsun e, sevdiğimiz arkadaşlarımızdan veya marketlerden satın alıyoruz geldiği zaman, çiçekçilerden gördüğümüz zaman satın alıyoruz. Bu şekilde ben şu an hepsini balkonumda tutabiliyorum. Tabi havalar soğuyunca çok rüzgarlı ortamlarda tutmayın arkadaşlar. Havalar soğuyunca iç mekanlara alacağım ben bitkilerimizi. Veya iç mekanlarda yeriniz yoksa bile birer poşet giydirin arkadaşlar. Bu şekilde rüzgar almayan bir yerde konumlandırın. Bahar ayında size bol bol çiçek açar. Bol bol böyle gelişim gösterir arkadaşlar. Farklılığını sizler de görebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi bakımın kolay, sulaması kolay, nazı, niyazı olmayan harika bitkilerdir. Benim e, bu bitkilere bir köşe yapacağım arkadaşlar. Sırf sukulentlerimin olduğu bir köşe, kaktüslerimin olduğu bir köşe hazırlayacağım veya kalonçalarımın olduğu bir köşe hazırlayacağım. Bu şekilde e, balkonuma renk katacağım arkadaşlar. Bunu da yaptıkça siz sevgili takipçilerimle de paylaşacağım. Neler yaptığımı, hangi kürleri yaptığımı, nasıl çoğalttıklarımı yani ayrı ayrı videolarla sizlerle buluşturacağım. Gördüğünüz gibi bugün de sizlere sukulentlerimi anlattım. Kışın nasıl bakarız onu anlattım. İnşallah faydalı bir video olmuştur yeni videolarımda yeni çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.